Aşağıda bazı sözcüklerin anlamları ve bu sözcüklerin verilen anlamda kullanıldıkları cümleler karışık olarak verilmiştir. Anlamlar: emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt yani eser. Ayrıntıya inemeyen, yeterli olamayan, yüzeyde kalan yani sığ. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra, anı, nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan yani layık. Cümlelere geçelim. Anılar insanın en yakın tarihinin şahitleridir. Anlamlarda anıların tanımı verilmiştim. Masallar nesilden nesile aktarılarak sözcükleri günümüze taşır. Burada yan tarafta olan kelimelerden herhangi biri yoktur. Bu durumda ikinci cümle dışarıda kalır. Eserlerinde öyle arı bir Türkçe vardı ki ona hayran olmamak elde değildi. Yan tarafta verilen anlamlarda eserin açıklaması vardır. Böyle sığ düşüncelerle hiçbir tartışmayı kazanamazsın. Sığ kelimesi yan tarafta verilmiştir. Düzenlenen yarışmada yazdığı şiirle birinciliğe layık görüldü. Yan tarafta yine layık kelimesi verilmiştir. Askere giden oğlunun arkasından nemli gözlerle el salladı. Burada baktığımız zaman bu cümle yan tarafta anlam verilen hiçbir kelimeyi kapsamamaktadır. Cevabımız 2 ve 6'dır. Yani bu durumda cevabımız B şıkkıdır. Aşağıda karışık olarak verilen harfler yanlarındaki sözcüklerin yakın anlamlarıdır. Doğru sıralama yapıldığında sözcüklerin baş harfleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur? Bıkmak kelimesinin yakın anlamlısı usanmaktır. O zaman yanına usanmak yazalım. Durmak kelimesinin yakın anlamlısı karışık olarak verilen kelime beklemek kelimesidir. Küsmek kelimesinin yakın anlamlısı karışık olan kelimeye baktığımız zaman gücenmek kelimesidir. Ve uğraşmak kelimesinin yakın anlamlısı karışık olarak kelimeyi düzelttiğimiz zaman didinmek olur. Bu durumda bu kelimelerin baş harflerine bakacağız. U harfi, B harfi, G ve D harfleridir. Cevabımız bu durumda C şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır? Spinosaurus adlı dinozorların günümüzden 95 ila 100 milyon yıl önce Kuzey Afrika'da kara üzerinde yaşadığı düşünülüyordu. Ancak geçtiğimiz Nisan ayında yayımlanan bir makaleye konu olan çalışma bu düşünceyi değiştirdi. Bu çalışmada Fas'ın doğusunda yer alan Kemkem bölgesindeki nehir yataklarında bulunan ve bir Spinosaurus'a ait olduğu anlaşılan kuyruk kemiğinden yola çıkılarak bu dinozorların suda da yaşadıkları ortaya çıkmış oldu. Çalışmaya göre Spinosaurus'lar kuyruklarını birer kürek gibi kullanarak suda hareket edebiliyordu. Çalışmalarına devam eden araştırmacılar aynı bölgede 1200'den fazla dinozor dişi tespit ettiler. Parçaya baktığımız zaman parçada Spinosaurus adlı dinozorların kara üzerinde yaşadığının düşünüldüğünü ancak yapılan bir çalışmayla bu fikrin değiştiği ve bu dinozor türünün suda da yaşadığı ortaya çıktığını ifade ediyor. Burada düşüncenin yönünü değiştiren kelime ancak kelimesidir. Bu durumda cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt, karşıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir? İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Bu şiirde hatırlamak ve unutmak kelimeleri zıt anlamlıdır. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin, ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Bu şiirde kötüler ve iyiler kelimeleri de zıt kelimelerdir. Ölü denizlere hicreti anlatmak zor. Aldığını vermeyen yıllardan korkuyorum. Almak ve vermek kelimeleri bu şiirde zıt anlamlı kelimelerdir. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz. Bu şiirde zıt anlamlı kelimeler yoktur. Cevabımız bu sebepten D şıkkıdır.
Bu parçada geçen altı çizili deyimlerin anlamı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Var yemez amca 80'ine merdiven dayamış, mahallenin görmüş geçirmiş ihtiyarlarındandı. Tabii ki gerçek ismi bu değildi ama biz mahallede onu bu isimle tanımış, ondan bu isimle bahseder olmuştuk. Çocukluğunda yaşadığı bölgede kıtlık olmuş. Günlük hayata devam ettirmekte zorlandıkları birkaç yıl geçirmişler. O yıllarda elindekilerle yetinmek zorunda kalmış. Kıt kanaat geçimlerini sağlamışlar. Bu dönemi yaşayan diğer insanlar gibi var yemez amca da o yılları hiç unutmuyor. Ufak bir savurganlık gördüğü zaman yaşadıklarını anlatıyordu. Hatta o yıllar onun üzerinde öyle bir etki bırakmıştı ki hala kıtlık yaşıyor gibi davranıyordu. O kadar eli sıkı bir adamdı ki ona cimri demek cimrilere haksızlık olurdu. Yememiş, içmemiş, dişinden tırnağından artırmış, hatırı sayılır bir servete sahip olmuştu. Çocukları ve torunları ona kızar, bu davranışlarından dolayı herkesin içinde küçük düştüklerini her fırsatta dile getirirlerdi. Gel zaman git zaman var yemez amca elden ayaktan düşmüş, iş yapamaz, yürüyemez, kendi işini göremez duruma gelmişti. Babamla bir gün ziyaretine gittik. Babam, Remzi bak ikimiz de artık yaşlandık. Gelmişsin kaç yaşına? Kesenin ağzını aç da biraz kendine bak. Har vurup harman savur demiyorum. Ama çocuklarına ve torunlarına yardımcı ol. Sağlığını da düşün. Onlarla ye, iç, gül, eğlen dediyse de dinletemedi. Huylu huyundan vazgeçer mi? Var yemez amca da geçmedi. Velhasıl 1 Nisan ayında uğurladık var yemez amcayı. Geride bıraktığı mala güvenen çocukları ve torunları bu servete güvenerek hiç çalışmadı. Sonunda ne mi oldu? Paralar suyunu çekti. Ne demiş atalarımız? Parçaya baktığımız zaman burada iki deyimin altı çizilmiştir. Bunlardan birincisi dişinden tırnağından arttırmış deyimi. Diğeri de kesenin ağzını açmak deyimidir. Burada birinci deyimin açıklaması yiyecek giderlerini kısarak para biriktirmek. Yani dişinden derken burada yediklerinden kısarak para biriktirmek anlamında. Diğeri de kesenin ağzını aç yani bol para harcamaya başlamak anlamındadır. Cevabımız bu sebepten C şıkkıdır. Bu parça aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle tamamlanabilir? Var yemez amca 80'ine merdiven dayamış, mahallenin görmüş geçirmiş ihtiyarlarındandı. Tabii ki gerçek ismi bu değildi ama biz mahallede onu bu isimle tanımış, ondan bu isimle bahseder olmuştuk. Çocukluğunda yaşadığı bölgede kıtlık olmuş, günlük hayatı devam ettirmekte zorlandıkları birkaç yıl geçirmişler. O yıllarda elindekilerle yetinmek zorunda kalmış. Kıt kanaat geçimlerini sağlamışlar. Bu dönemi yaşayan diğer insanlar gibi var yemez amca da o yılları hiç unutmuyor. Ufak bir savurganlık gördüğü zaman yaşadıklarını anlatıyordu. Hatta o yıllar onun üzerinde öyle bir etki bırakmıştı ki hala kıtlık yaşıyor gibi davranıyordu. O kadar eli sıkı bir adamdı ki ona cimri demek cimrilere haksızlık olurdu. Yememiş, içmemiş, dişinden tırnağından artırmış, hatırı sayılır bir servete sahip olmuştu. Çocukları ve torunları ona kızar, bu davranışlarından dolayı herkesin içinde küçük düştüklerini her fırsatta dile getirirlerdi. Gel zaman git zaman var yemez amca elden ayaktan düşmüş, iş yapamaz, yürüyemez, kendi işini göremez duruma gelmişti. Babamla bir gün ziyaretine gittik. Babam, Remzi bak ikimiz de artık yaşlandık. Gelmişsin kaç yaşına? Kesenin ağzını aç. Biraz kendine bak. Har vurup harman savur demiyorum. Ama çocuklarına ve torunlarına yardımcı ol. Sağlığını da düşün. Onlarla ye, iç, gül, eğlen dediyse de dinletemedi. Huylu huyundan vazgeçer mi? Var yemez amca da geçmedi. Velhasıl 1 Nisan ayında uğurladık var yemez amcayı. Geride bıraktığı mala güvenen çocukları ve torunları bu servete güvenerek hiç çalışmadı. Sonunda ne mi oldu? Paralar suyunu çekti. Ne demiş atalarımız? Parçayı okuduğumuz zaman burada parçanın sonuna doğru geride bıraktığı mala güvenen çocukları ve torunları bu servete güvenerek hiç çalışmadı. Yani hazır olan bir şeyden yedikleri ifade ediliyor. Bu durumda bu metni hazıra dağlar dayanmaz atasözüyle tamamlayabiliriz. Burada altın anahtar her kapıyı açar. Yani elimizde olan imkanlarımız iyi imkanlar
her işimizi yapmamızda kolaylık sağlar anlamındadır. Konuyla ilgisi yok. Gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan. Burada gençlikle çalışmanın önümünden bahsediliyor. Zengin kesesini döver, züğürt dizini. Burada da kimin elinde hangi imkan varsa ona göre davranır anlamı vardır. Cevabımız A şıkkıdır. Bir kavram veya varlığın nitelik ve özelliklerinin anlatıldığı cümlelere nedir sorusunu yönelttiğimizde cevap alabiliyorsak, bu cümle bir tanım cümlesidir. Aşağıda görsellerde yer alan cümlelerin hangisi tanım cümlesidir? EBA ile eğitimde yeni dönem başlıyor. Bu cümle bu nedir sorusuna cevap vermediği için bir tanım cümlesi değildir. EBA canlı harici derslerde siber saldırılara karşı korunmak için her ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA'ya bu bilgileri girmeleri, ders oluştururken bekleme odası özelliğini aktive etmeleri, derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları gibi yapılacak olan basit kontroller ile benzer siber saldırılar engellenebilecektir. Bu cümlede de yine bu nedir sorusunun cevabı olmadığı için bu cümlede bir tanım cümlesi değildir. Artık her öğrenci bilgiye dokunabilecek. Bu cümlede yine bu nedir sorusuna cevap vermediği için bir tanım cümlesi değildir. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz eğitimi bilgi teknolojileriyle buluşturan sosyal bir platformdur. D şıkkına baktığımız zaman EBA nedir sorusunun cevabı bu cümlede olduğu için D şıkkında verilen cümle bir tanım cümlesidir. Cevabımız D şıkkıdır. Hikaye edici metinlerde olayların geçtiği çevreye yer mekan adı verilir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisinde yer unsuru belirgin değildir? Bir adamın karlı bir kış gününde evinde canı sıkılır ve adam dolaşmaya çıkar. Sessiz bir mahallede sessiz bir kahveye gider ve sabahtan akşama kadar orada oturur. Akşama doğru genç bir delikanlının kahveye gelmesiyle kahve derin bir sessizliğe bürünür. Bu durum sessizliğin nedenini bilmeyen adamın tuhafına gider. Bu parçaya baktığımız zaman mekan unsurları belirgin bir şekilde verilmiştir. Evinde, sessiz bir mahallede, kahveye, orada kelimeleri bize mekan unsurunu vermektedir. Güneşli bir güne uyandı o gün Adnan. Dün akşam yaşadıkları onu çok yormuştu. Açık pencereden gelen dalga sesleri odayı dolduruyordu. Mutfağa gidip acı bir kahve yapıp kendine gelmeyi düşündü. Tam bu sırada kapı çalmaya başladı ama kimseyi beklemiyordu. B şıkkındaki parçada da yine oda ve mutfak kelimelerinden de anlıyoruz ki mekan unsuru belirgindir. Momo karşısındakileri çok dikkatli dinlerdi. Momo ile oynanan oyunlar başka hiçbir yerde oynanamazdı. Yaşanılan gün içinde çok büyük bir sır vardır. Bu büyük sır zamandır. Onu ölçmek için saatler ve takvimler yapılmıştır ama bunlar hiçbir şey ifade etmez. C şıkkına baktığımız zaman burada mekan ile ilgili herhangi bir ifade, yargı kullanılmadığı için cevabımız C şıkkıdır. Alex Isaac Fogg çok zeki bir çocuktur. Okulda matematik harici tüm dersleri pek iyidir. Bir gün okul bahçesinde okul servisini beklerken yerde etrafında rakamların yazılı olduğu bir kalem bulur. Kalemi görmesiyle beraber işittiği ayak sesinden tedirgin olan Alex hızlıca okul servisine binerek oradan ayrılır. D şıkkına baktığımız zaman yine burada da mekan unsurlarının belirgin olduğunu görüyoruz. Okul bahçesinde, yerde, etrafında, okulda kelimeleri bize mekan unsurunu vermektedir. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı nesnel bir yargı içermektedir? Şiirlerinizi yazarken en çok nereden esinlenirsiniz? Bir şehrin arka mahallelerinde çok renkli karakterlere rastlarım. Bu cümleye baktığımız zaman, bu yanıta baktığımız zaman burada öznel bir ifade söz konusudur. En son kitabınız sizce neden çok eleştirildi? Tüketim toplumunun bencil insanları üreten insanı sevmiyor artık cümlesi de yine öznel yargılar içeren bir ifadedir. Genç yazarlara ne tavsiye edersiniz? Onlardan önce yazılanları okuyup kendi tarzlarını oluşturmalarını öneririm. Burada bir öneri cümlesi vardır ve
ifade etme şekli nesnel bir şekildedir. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır. Ülkemizde şair ve şiire bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şairlik dünyada bir meslek sayılmadığı sürece bu tartışmalar gereksiz. Burada da yine öznel bir ifadeyle cevap verilmiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Bu özdeyişlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Görüşme adabını bilmeyen kişi, alim bile olsa gerçek kişiliğini gösteremez. Nasıl davranırsan tıpkı ayna gibi sana öyle geri yansır. İnsan aynı huyu taşıyan insanlarla iletişim kurarsa, bu iletişim sayesinde hem cömert hem de cömert insanlara daha yakın olur. Özdeyişlere baktığımız zaman burada etkili iletişimin önemini görüyoruz. Diğer şıklara baktığımız zaman iletişimde beden dilinin önemi, beden diliyle ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Sözcüklerin iletişimdeki yeri, sözcüklerin kuvvetinden, kudretinden bahsedilmemiştir. Etkili iletişim kurabilme teknikleri herhangi bir teknik üzerinde durulmamıştır. Etkili iletişimle insanın etrafındaki insanlardan nasıl etkilendiği ya da onları nasıl etkilediği üzerinde durulduğu için cevap A şıkkıdır. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Nice ninenin zeytini, kahramanlar hayal ürünü olsa da anlatılanlar ne yazık ki yaşanmış ve yaşanmaya devam edecektir şeklinde bir notla başlıyor. Kitapta biraz ilerleyince hikaye edilen üzücü vakaya benzer birçok vaka zihninize üşüşüyor. Kitabın özellikle işaret ettiği gerçek bir olay da var. Manisa Soma'da Yırca mahallesinde 6000 zeytin ağacının termik santral yapımına arazi açmak uğruna kesilmesi, üzerinden geçen 6 yıla rağmen hala hafızalarda. Köyün yaşlılarının nöbetleri, bedenlerini iş makinelerine siper etmeleri, gözyaşları, ağıtları kitabı okurken de gözünüzün önünden gitmiyor. Gerçekle olan bu bağ öykünün gücünü artırıyor. Metnimizi okuduğumuz zaman burada anlatılan kurgu hikayelerin gerçekle arasında bağ oldukça öyküyü daha etkileyici hale getirdiği üzerinde durulmuştur. Şıklarda bu cevabı aramalıyız. Ne sebeple olursa olsun yeryüzündeki hiçbir ağaç kesilmemelidir. Burada anlatılan öykü kitabının etkileyiciliği üzerinde durduğu için bu ana fikir olamaz. Buradaki verilen mesaj kitabın kendisinde verilmiş olsa da burada asıl anlatılmak istenen parçaya göre belirlenmelidir. Gerçeğe yakın kurguya sahip kitaplar okuru daha çok etkilemektedir. Son cümleyle özdeşleşen, örtüşen bir cümle olduğu için ana fikrimiz B şıkkıdır. Yazarlar sadece kendi başlarından geçen olayları kaleme almalıdırlar. Burada bu şekilde bir yönlendirme yoktur. Termik santral yapımına arazi açma çalışmaları tepkiyle karşılanmaktadır. Yine konunun içeriğiyle ilgili bir ifadedir. Bu ana fikir, ana mesaj olamaz. Bu sebepten cevabımız baktığımız zaman metinle örtüşen B şıkkıdır. Aşağıdaki parçalardan hangisinin başlığı en iyi arkadaş olamaz? Kitap genç yaşlarda bir öğrenme aracıdır. Yaşlılık günlerinde ise boş zamanları en iyi şekilde dolduran bir arkadaştır. İnsanın yol arkadaşının 3 mahalle, 5 mahalle uzakta değil de cebinde olması ne güzel şey. Ama bu arkadaş bütün arkadaşlıklar gibi bir alışkanlığın ve sevginin eseridir. Kitapla eğer yaşınız daha çok küçükken dost olmamışsanız, yaşlılık günlerinizde kitabı sevip onunla arkadaş olmanız çok zordur. A şıkkına baktığımız zaman A şıkkının başlığı en iyi arkadaş kitap şeklinde olabilir. Demek ki burada cevabımız A şıkkı değildir. İnsanın hayatında birçok arkadaşı çevresinde pek çok yakını bulunur. Ancak bu insanların hepsi dost değildir. Dost dediğin bizi karşılıksız sever. Arkadaşlar öyle değil. İnsanın öyle anları olur ki bazen karanlıklarda kaybolur. Tüm dünya üstüne geliyormuş gibi hisseder. Kişi kötü anlarında ne yapacağını bilemez. Ancak gerçek bir dostunuz varsa böyle bir durumda o sizi alıp aydınlıklara çıkarır. Sıkıntılarınızı paylaşarak içinizi rahatlatır. Dostu arkadaştan ayıran da budur zaten. B şıkkına baktığımız zaman başlık olarak en iyi arkadaş
başlığını bu metne koyamayız. Burada dost kavramının üzerinde durulduğu için, dost kavramına vurgu yapıldığı için en iyi dost ya da dostun iyisi gibi bir başlık olabilir. Ancak burada mutlaka başlıkta dost kavramının olması gerekir. Metinde geçen arkadaşlar öyle değillerdir ifadesiyle de yine bize verilen yukarıdaki başlık uymamaktadır. Cevabımız bu durumda B şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. Günlük tutmak bana çok iyi geliyor. Hiç kimseye anlatamadığım sırlarımı bile paylaşıyorum onunla. Ağzı çok sıkı bu konuda. Öyle gerçek hayattaki ağzında bakla ıslanmayanlar gibi değil. Hem ne demiş atalarımız? Söz uçar, yazı kalır. Hiç yadırgamayın beni. O da benim arkadaşım ve tek sırdaşım. Arkadaş dediğin illa etten kemikten olacak değil ya, benimkisi kağıttan. Yine bu metnin başına da baktığımız zaman burada en iyi arkadaş günlük şeklinde bir başlık olabilir. Burada en iyi arkadaş olarak ifade edilen, anlatılan günlüktür. Bu durumda C şıkkının da başlığı yine en iyi arkadaş olabilir. Okuldan gelir gelmez soluğu yanında alıyorum. Yanımda değilken de aklım sürekli onda. Ne yapıyor, ne yiyor, sıkıldığını kimden mi bahsediyorum? Tabii ki paçadan. Paça benim köpeğim. Onunla oyunlar oynamak, vakit geçirmek çok güzel. Çevremdeki herkesten daha yakın, daha içten bana karşı. Onu çok seviyorum. Burada da yine D şıkkında da A ve C şıklarının olduğu gibi en iyi arkadaş başlığı atılabilecek bir metindir. Buradaki en iyi arkadaş da bir köpektir. Bu durumda cevabımız dost kavramı üzerinde duran B şıkkıdır. Aşağıdaki parçalardan hangisi bu sorulardan herhangi birinin cevabı olamaz? Sizi yazmaya özendiren şeyler nelerdir? İlk kitabınızı çıkarmanız kolay oldu mu? Hukuk fakültesini bırakıp sizi edebiyata yönlendiren neydi? Çocuk öykülerimi yayımlatmak için 2 yıl boyunca yayın evlerini kapı kapı dolaşmam gerekti. Sonunda başardım. Ondan sonra yayıncılar benim kapımı çalmaya başladı. A şıkkına baktığımız zaman yukarıda verilen sorulardan ilk kitabınızı çıkarmanız kolay oldu mu sorusuna cevap olabilecek bir metin okuyoruz. Çünkü burada kitabını yayımlatmak için kapı kapı dolaşan bir yazarın ifadeleri var. Bu durumda A şıkkını yukarıdaki sorulardan ikincisine yazalım. Ben kendimi bildim bileli yazıyordum. Ne var ki lise bitince arkadaşlarla hukuk fakültesine gitmeye karar verdik. Ama yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Sonradan öğretmen oldum ve yazmayı hep sürdürdüm. B şıkkına baktığımız zaman yukarıdaki sorulardan hukuk fakültesini bırakıp sizi edebiyata yönlendiren neydi sorusuna cevap olabileceğini görüyoruz. Çünkü burada yazıyordum, yazmayı hep sürdürdüm ifadelerinden anlıyoruz ki edebiyata meraklı bir kişinin sözleri var. Hukuk fakültesine gidiyor ancak buradan vazgeçip daha sonra öğretmen oluyor. Bundan dolayı da B şıkkını 3. sorunun yanına yazabiliriz. Beni yazmaya teşvik eden öyle çok şey var ki, başta insan olmak üzere tüm canlılar, tüm yaşam, doğa, uzay, dağlar, denizler, düşler, gerçekler. Bu cümlede de sizi yazmaya özendiren şeyler nelerdir sorusuna cevap olabilecek bir içerik görüyoruz. Çünkü burada beni yazmaya teşvik eden öyle şeyler var ki ifadesiyle sizi yazmaya özendiren şeyler nelerdir ifadesi yakın anlamlıdır. Bu durumda C şıkkını da birinci soruya yazabiliriz. D şıkkına geldiğimiz zaman ise kimsenin okumayacağını bilseydim sanırım böyle bir açmaz durumunda yazmamayı tercih ederdim. Çünkü yazmak paylaşmaktır benim için. Eğer D şıkkı için bir soru olmuş olsaydı yazmak sizin için ne anlam ifade ediyor gibi ya da buna benzer bir soru içeriği olması gerekirdi. Bu tarz bir soru içeriği olmadığı için cevabımız D şıkkıdır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlemin cümleye kattığı anlam yay ayraç içerisinde yanlış verilmiştir. Öf ya, yine mi erken kalkacağım? Cümlesine baktığımız zaman öf ya ünlemi bu cümleye usanmak, bıkmak anlamı katmıştır. Çünkü sürekli olarak yapılan ya da tekrar edilen bir işten dolayı
bir bıkkınlık, bıkma durumu söz konusudur. Yani doğru bir şekilde ifadelendirilmiştir. Tüh ya, yine anahtarı evde unuttum. Burada da yine yapılan bir işten, tekrar edilen veya sürekli yapılan bir işten dolayı bir pişmanlık ifadesi olarak tüh ya kullanılmıştır. Bu cümlede korku değil, pişmanlık duygusu hakimdir. Oh be, evin camları sonunda değişti. Bu cümleye baktığımız zaman yapılan işten dolayı mutlu olma, rahatlama durumu söz konusudur. Bu durumda cevap C şıkkı da bu sebepten dolayı olamaz. Aman Allah'ım, sınavdan 100 mü aldım? Bu cümlede şaşırma anlamı vardır. Aman Allah'ım ifadesi burada beklenmedik bir durum karşısında mutlu olmayı ifade etmiştir. Cevabımız burada B şıkkıdır. Aşağıdaki simgeler yanlarında verilen fiilimsi türlerini ifade etmektedir. Buna göre bu cümledeki fiilimsilerin türleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Okuma burada isim fiil eki olan ma eki gelmiştir ve bu kelime bir isim fiildir. Sevmek fiiline en eki gelmiştir ve bu kelime bir sıfat fiil olmuştur. Sevmek kelimesine burada ip eki gelmiştir ve bu kelime zarf fiil olmuştur. İnsan vardır yüzü gülen, ufku geniş, onunla oturdukça oturmak istersiniz. Farkında olmadan ondan birçok şey öğrenirsiniz. Burada dört tane fiilimsi vardır. Bu fiilimsiler gülmek kelimesinin yanına en iki geldiği için sıfat fiil, oturmak fiilinin yanına dıkça iki geldiği için dıkça dikçe zarf fiil, oturmak fiilinin yanına mak eki yani mastar eki geldiği için isim fiil, olmak fiilin yanına madem meden yani zarf fiil eki geldiği için zarf fiildir. Sırasıyla sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil ve zarf fiilin sembollerinin olması gerekir. Şıklara baktığımız zaman burada cevabımız A şıkkıdır. Eğitimle ilgili düzenlenen bir çalıştaya konuşmacı olarak katılan eğitimciler ve konuşmalarından kesitler aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki konuşmacılardan hangisinin cümlesinde fiilimsiye yer verilmemiştir? Eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu cümlede fiilimsi ekini alarak fiilimsi olan herhangi bir fiil yoktur. Bu durumda cevabımız sizlerdir. Diğer cümlelere de bakalım. Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Demir'in sözünde ise 3 tane fiilimsi vardır. Çünkü öğretilmek fiiline m eki gelmiştir ve isim fiildir. Düşünmek fiiline mek mastar eki gelmiş bir isim fiildir. Eğitilmesidir kelimesine baktığımız zaman ise eğitilmek fiiline m isim fiil eki gelmiştir. Yani 3 tane fiilimsi vardır. Sandalın sözüne bakalım. Okul öğrencilere ne düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini öğretmelidir. Buraya baktığımız zaman ise düşünmek fiiline ve düşünülmek fiiline ecek ekleri gelmiştir. Bu ekler sıfat fiilin ekleridir. Adalının sözüne baktığımız zaman ise eğitim bilgiden yoksun bir ruha bilgi koymaktır. Burada tek bir fiilimsi vardır. O da koymaktır kelimesidir. Burada koymak fiiline mak mastar eki geldiği için biz buna isim fiil diyoruz. Bu durumda cümlesinin içinde fiilimsi olmayan kişi Sezer'dir. Yani cevabımız bu durumda A şıkkıdır. Verilen parçalarla ilgili olarak iki parçada da isim fiil ek fiil almıştır. İki parçada da tüm fiilimsi türleri kullanılmıştır. İki parçada da eşit sayıda fiilimsiye yer verilmiştir. İki parçada da aynı türden eşit sayıda fiilimsi kullanılmıştır. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Öncelikle parçaları okuyup fiilimsilerin altını çizip türlerini belirleyelim.
Ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan oka benzer. İkisini de geri getirmek mümkün değildir. Ok atılmadan önce iyi nişan alınmalı. Söz söylenilmeden önce iyi düşünülmelidir. Atalarımız laf ağızdan bir kere çıkar sözüyle doğru söz söylerken doğru zamanı da seçmek gerektiğine vurgu yapmışlardır. Düşünmeden söylenen her söz insan için ziyandır. Burada altını çizdiğimiz kelimeler fiilimsidir. Türlerini belirleyelim. Çıkan kelimesi an ekini aldığı için sıfat fiildir. Fırlayan kelimesi fırlamak fiiline an eki geldiği için yine sıfat fiildir. Getirmek fiiline mek isim fiil eki geldiği için isim fiildir. Atılmak fiiline madan meden eki geldiği için zarf fiil ve yine söylenilmek fiiline de meden eki geldiği için zarf fiildir. İkinci parçaya baktığımız zaman söylerken kelimesi zaman bildiren bir zarf fiildir. Seçmek kelimesi mekmak mastar ekini aldığı için isim fiildir. Düşünmeden kelimesi meden madan ekini aldığı için zarf fiil. Gerektiğine kelimesi dık dik ekini aldığı için sıfat fiil ve söylenen kelimesi en ekini aldığı için sıfat fiildir. Buna göre ifadeleri değerlendirelim. İki parçada da isim fiil ek fiil almıştır. Baktığımız zaman ek fiil alan yani idi, imiş, ise, idireklerini alan herhangi bir isim fiil yoktur. İki parçada da tüm fiilimsi türleri kullanılmıştır. Birinci parçaya bakalım. İki tane sıfat fiil var, isim fiil var ve zarf fiil var. Tüm fiilimsi türleri kullanılmış. İkinci parçaya bakalım. Zarf fiil, sıfat fiil ve isim fiil örnekleri vardır. Yani ikinci ifade bu durumda doğru bir içeriktedir. İki parçada da eşit sayıda fiilimsiye yer verilmiştir. Saydığımız zaman hemen 5 tane fiilimsi birinci parçada, 5 tane fiilimsi de ikinci parçada vardır. Bu durumda üçüncü ifade de doğru içeriktedir. İki parçada da aynı türden eşit sayıda fiilimsi kullanılmıştır. Birinci parçada baktığımız zaman iki tane sıfat fiil. İkinci parçada yine iki tane sıfat fiil var. Bir tane isim fiil birinci parçada. İkinci parçada yine bir tane isim fiil var. Birinci parçada iki tane zarf fiil. İkinci parçada da iki tane zarf fiil vardır. Yani dördüncü cümlede, dördüncü ifade de doğru içeriktedir. Bu durumda cevabımız 2, 3 ve 4. Yani D şıkkıdır. Dilsel ve işitsel yetileri bulunmayan bireyler iletişim kurmak için belli el hareketlerini, jestleri ve mimikleri kullanırlar. İşte işitme engellilerin kullandığı bu ortak dile işaret dili denir. Sözel dillerde bulunan gramer yapısı işaret dilinde de bulunur. Her ülkenin kendine ait bir sözel dili olduğu gibi işaret dili de farklıdır. Türk işaret dili beden dilinin en çok kullanıldığı dildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doktor randevusunda kurulabilecek bir cümle olamaz? Şıklarda verilen işaret dili cümlelerini yukarıdaki alfabeye göre, işaret dili alfabesine göre eşleştireceğiz ve ortaya çıkan cümleleri belirlemiş olacağız. Buna göre tek tek eşleştirdiğimiz zaman A şıkkındaki cümle iyi hissetmiyorum cümlesidir. Burada harfleri tek tek çözümlemek gerekir. Örneğin A harfi yazalım. Yumuşak G, R, I, Y, O ve R harfidir. Yani cümlemiz ağrıyor cümlesidir. Yine C şıkkında aynı şekilde tek tek bakarak İ, L şeklinde devam ettirelim. Ve ortaya çıkan cümle ilaçlarım bitti cümlesidir. Son olarak D şıkkına baktığımız zaman ise burada M, A, V, İ şeklinde devam eden bir cümle var. Bu cümle mavi olsun cümlesidir. Soruda bize doktor randevusunda kurulabilecek bir cümle olamaz şeklinde bir ifade verilmişti. Cümlelere baktığımız zaman mavi olsun doktor randevusunda kurabileceğimiz bir cümle olmayacağı için cevabımız D şıkkıdır.
Büyük harflerin yazımı ile ilgili bazı kurallar şunlardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Berçin köyünde yediğimiz tatlının tadını bir türlü unutamıyorum. Bu cümlede köy kelimesinin ilk harfinin küçük harfle yazılması ve gelen eklerinde kesme işaretiyle ayrılmaması gerekir. Çünkü özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar kuralı vardır. Bu sebepten A şıkkında bir yazım yanlışı yapılmıştır. Diğer şıkları da değerlendirelim. Sevda Hanım toplantıya katılamayacağını müdüre haber vermiş. Burada hanım kelimesinin ilk harfi büyük yazılmıştır. Çünkü kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar kuralı vardır. Aynı zamanda müdür kelimesinin de ilk harfi büyük yazılmıştır ve doğru bir şekilde yazılmıştır. Çünkü cümle içinde özel adın yerine kullanılan, yani müdür Ahmet Bey şeklinde değil de sadece müdür kelimesi kullanıldığı için özel adın yerine de kullanılmıştır. Bu durumda büyük harfle başlaması doğru bir yazımdır. 2 senedir görmediğim Aslı teyzem ne zamandır burnumda tutuyor? Burada yukarıdaki açıklamaya göre akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan sözcükler büyük harfle başlar ifadesi vardır. Bu cümlede ise teyze kelimesi bir lakap veya unvan değil, akrabalık bildiren bir kelime olduğu için küçük harfle yazılmıştır ve doğru bir şekilde yazılmıştır. Canımdan çok sevdiğim ablam 11 Temmuz'da dünya evine giriyor. Temmuz kelimesinin ilk harfi büyük yazılmıştır. Çünkü belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar kuralı vardır. Bu durumda D şıkkı da burada doğru bir şekilde yazılmıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Buğra önündeki topları göstererek birini arkadaşı Serkan'a vereceğini, ancak vereceği topla ilgili bilgilerden birinde bugün derste işledikleri fiilimsi konusuyla ilgili bir sözcük olduğunu söylemiş ve onu bulmasını istemiştir. Buna göre Serkan hangi topu almıştır? İçinde lastik veya benzeri madde vardır. Dış kısmında ise deri kullanılır. Çevresi 65-67 santimdir. 260-280 gram ağırlığındadır. Bu cümlede herhangi bir fiilimsi yoktur. Kauçuk, reçine, plastik veya hepsinin karışımından yapılır. Üzerinde parmaklar için 3 delik vardır. Ağırlıkları 2,7 ila 7,2 kilogram arasında değişir. Yine bu cümlede de bir fiilimsi yoktur. Deri veya yapay malzemeden yapılır. Dış kısmı kaygan ve parlak olmamalıdır. Çevresi ve ağırlığı oynanacağı kategoriye göre değişir. Baktığımız zaman burada oynanacağı kelimesi bir fiilimsidir. Burada oynanmak fiiline acak sıfat fiil eki gelmiştir. Acak sıfat fiil eki geldiği için bu cümlede bir fiilimsi kullanılmıştır. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır. Deriden üretilir, meşin yuvarlak da denir, çevresi 68-70 santimdir. Topun içindeki hava basıncı santimetreye 600-1100 gram arasındadır. Bu cümlede de yine fiilimsi yoktur. Cevabımız C şıkkıdır.